Otomasyon algoritma. Algoritması. Algoritma neyse. Evet, ne? Başlıyoruz. Algoritma yazmışım. Şimdi anahtarımızı belirlememiz lazım. Bunda da bir anahtar var. Tabii ki bütün hepsinde olduğu gibi bunda da karşıdaki kişi anahtarın ne olduğunu biliyor. Anahtar. Anahtarımız bir sayı. 3, 5, 7, 9, 10 artık neyse. Biz bunu 5 yaptık. Anahtar 5. Permütasyonda yapmamız gereken bloklara ayırmak. Şöyle yazalım. Bloklara ayırmak. Ama önemli olan anahtar kadar bloklara ayırmak. Anahtar kadar. Şimdi bir metin belirliyoruz. Şifrelenecek olan yine merhaba. Merhaba yazmaktan da bıkmadık yani gerçekten. Merhaba yazalım. Yapmamız gereken bunu 5'li yapmamız gereken 5'li bloklara ayırmak. Şurası 5 karakter oluyor. Bundan sonrasında 5 karakteri ayırmamız gerekiyor. Ama bizim şimdi burada sadece 2 karakterimiz var. Yani 3 karakterimiz eksik. Eksik karakterler için eksik kalan işte kalan karakterler için random yani rastgele bir karakter belirleyeceğiz. Belirlenir. Biz mesela ne diyelim? Z olsun. Z belirledik. Z'yi şöyle alalım. Random karakterimiz Z. Burada boşluk olduğu için bu boşluğu 3 tane Z ile dolduruyoruz. 5'e tamamlayacağız. Evet. 5, 5 yani 10 oldu bizim bloğumuz. Şimdi yapmamız gereken ne? Bunları tek tek yapacağız. Üste merhaba yazıyoruz. Şöyle tamam bunu yazmamız yeter. Şimdi buna ne diyeceğiz? 5 oldu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bizim bunların karıştırılmış halini yazmamız gerekiyor. Karıştırılmış halde nasıl? Bu üstteki 1, 2, 3, 4, 5'i farklı şekilde yazıyoruz. Mesela 4, 1, 5, ne kaldı? 2, bir de 3 olsun. Ne yaptık? 1'den 5'e kadar anahtarımız vardı. Biz bu anahtarı karakterlerini karıştırıp yazdık. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Şu anahtar 5 de bilinmesi gereken bir şey. Şimdi ne yapacağız? 4'ün karşılığında ne vardı? H vardı değil mi? O zaman ben... Şöyle biraz böyle mi? Tamam. 4'ün karşılığında H vardı. H'ı yazıyorum. 1'in karşılığında M vardı. 5'in karşılığında A. 2'nin karşılığında E. 3'ün karşılığında R var. Şimdi ben ilk 5'li bloğu 5'li blok şifrelendi. İşte şifrelendi. Şimdi ikinci kısım için yapıyorum. B, A, Z, Z, Z. Şimdi buna yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani hızlı mı oldu bilmiyorum da. Aynı mantık. Yani burada ne yapıyoruz? 4, 1, 5, 2, 3 diyorum. Bu sefer ne olacak buna göre? Şimdi dördüncüsü Z, birincisi B, beşincisi Z, ikincisi A, üçüncüsü Z. Tamam, bunu da yazdık. Bu beşli blok da şifrelendi aynı şekilde. Yani bizim merhaba Z, Z, Z'nin şifrelenmiş hali... Şu oldu. Bu ikisini birleştirip buraya yazdım. Bu şifrelenmiş hali. Şimdi bunun bir de şifre çözme kısmı var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şifrelenmiş metini alıyorum. Benim neydi? 5, anahtarım 5'ti o yüzden 5'li bloğu bir yazdım. Sonra ikinci 5'li bloğu yazıyorum. Şunu da şöyle yapayım. Z, A, Z. Şimdi yapmamız gereken bu seferde ne? Ben mesela 4'üncüyü biliyorum. Bunun 4, bunun 1. Gözükmüyor. Yukarı mı kaydırayım? Evet. Tamam. Oldu. İlk karakterin 4, ikincinin 5. İkincinin 1, üçüncü karakterin 5, dördüncü karakterin 2, beşinci karakterin 3. Bunun olduğunu biliyorum. Aynı şekilde burayı da yazacağım. Yani 4, 1, 5, 2, 3 diyorum. Şimdi bunları kendi halinde topluyoruz. Ne olur?
Önce birinci karakteri yazmam gerekir. Birinci karakterim M'ymiş. İkinci karakteri yazmam gerekir. E. Üçüncü karakter R. Dördüncü karakter H. Beşinci karakter A. Burası şifrelendi. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada yapmamız gereken bunun birincisini yazıyoruz. B. İkincisini yazıyoruz. A. 3 yazdık. Z. 4 yazdık. Z. 5 yazdık. Z. Bu bizim belirlediğimiz random kısmı atabiliriz. Buraya attığımızı düşünün. Yani bize karşıdaki kişi ne demiş? Merhaba demiş. Bu şekilde.